ben kızım için gelmiştim zaten. Hani onu kırmamak için. Geldik ama mahvolduk yani. Geldiğime pişman oldum. Bir daha tövbe. En son dedim ben yazar mazar bekleme, ben gidiyorum. De sonra baktım çok kalabaymış. Vazgeç, o da vazgeçti. Bir yarım saat oldu. Yarım saattir. Biz ta girişten biri bekliyoruz. Neyle geldiniz? İETT'yle geldik. Otobüslerle birlikte. Orada yoğunluk nasıldı? Trafik acayip derecede. Marmara Park'tan buraya yarım saatte geldik. Düşünün yani. 3 dakikalık yolu yarım saatte geldik. Bayağı kalabalık. Aynen, çok kalabalık. Çok aşırı derecede trafik var. Evet, yani biz daha çoğunlukla kızım için test kitapları almaya geldik. Ne zamandır bekliyorsunuz? Biz şimdi buraya yeni girdik sıraya da sabah gelmiştik erkenden. Sabah da çok kalabalıktı, şimdi daha kalabalık. Neyle geldin? Metrobüsle. Çok kalabalıktı. Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibiydi. Ben öğrencilik yıllarından beri kitap fuarına gelirim. Böyle rezillik görmedim. Neden derseniz, normalde kitap fuarında çok tanınmış yazarlarımız ki üstadlar var. Onların standının önüne kuyruk oluşması lazım. Fakat ne yazık ki bir takım işte TikToker vesairelerin kişilerin standı, ben de dahil çocuklarıma getirdim ki bu son getirişim. Binlerce kişi var, sabah ondan beri buradayız. Şaka gibi. Kitap fuarı kitap fuarı olmaktan çıkmış. Yollar berbat, kilit, trafik kilit, arabayı park etmesi ayrı mesele, toplu taşımayla gelmesi ayrı mesele. Yani şuraya geldiğime geleceğime pişman oldum. Daha önceki yıllarla çok farklı. Geçmiş olsun. İşimiz var. Duygularımızı selam saat. Kızımı bekliyorum.